Buraları çizmek zorunda değilim. İki tane kulaş çıktı ya. O da ne var? Ya ya ciddi bu ne ya? Bu ne oğlum? Neyse yakarız birazdan. Gerçi sıcaklık da vermiyor. Bok gibi bir şey bu. Black Rock'ı çizmek zorunda değiliz. Yani benim achievement'ta yok yani. Öyle çok çizmeyeceğim yani. Polaroid bulursam çizerim. Orası ayrı bir mesele. Ne atıyorum lan? Bu arada benim oyunda en az geldiğim yerlerden bir tanesi bu geçiş bölgesi. Black Rock'a genellikle direkt bozkurtlarından geçmek daha makul. O yüzden çok da kullandığım bir rota değil. Biraz tehlikelidir rota açıkçası. Burada bazı yollar dar ve kurtlar oluyor. Yani bize üzerimizde şu an kokan et de var. O yüzden kapışarak geçeceğiz yani. En azından haritanın ilk kısmında, bu giriş kısmında. Diğer kısmı biraz daha rahat. Ya aşağıdan da geçebiliyorsun da aşağıdan geçsen bile şey yani kurtlara yine yakın yerden çıkıyorsun. Kurtlarla burada kurtlarla kapışmak yani burada buradan geçerken kurtlarla kapışmaya hazır olarak geçmeniz lazım. Ne olur ne olmaz. Hiç duymadım lan az önce. Ha. Ne oldu elime yayılınca gelmiyor mu göç? Gel gel. Gel bok var gel. Ya yeter artık. Ne kadar bir dönerek gidiyorsun ya? Evet. İnanılmaz. Müthiş. Neyse problem değil. Ya gitme şansımız yok da. Şunu tak. Yemekleri atıyorum. Şurada kulübe var. Yemeğim de olduğu için bugün kalabiliriz burada. Hocam işinize yarayacak bir taktik. Bakın bunu 200. kez okuyorum. Bir kez daha okuyacağım şimdi. Hocam işinize yarayacak bir taktik söyleyeyim. Meşaleyi yere atın. Durun. Meşalenin önünde durun. Nişan alın. Kurt kaçıyor. Ya da kurt direkt önünüzde geliyor. Duruyor. Rahatça öldürüyorsunuz. Arkadaşlar. Yani ben istersem Sonic modu, yani ne gerek var? Niye uğraşıyoruz ki bunlarla? Ben açayım Sonic modunu. Hiç direkt gidelim. Bir saniye içerisinde ben Black Rock'a gideyim. Ya da ölümsüzlük modu açayım. Ölmeyeyim. Yani ne gerek var? Niye uğraşıyoruz? Yani hani aim modu açayım mesela. Şuraya sıkayım. Buradaki kurtu vursun direkt yani. Legolas modu açayım falan. Mod yükleyeyim. Hile yükleyeyim. Niye uğraşıyoruz yani? Ne gerek var yani hani? That smarts a bit.
Yani bir takım insanlar bunu kullanıyor diye benden hile yapmamı beklemeyin lütfen yani. Oyunu inanılmaz kolaylaştıracak açıkları kullanmamı beklemeyin arkadaşlar. Bir takım insanlar kullanıyor diye benden bunu beklemeyin. Ben kullanmayacağım. Sevmiyorum hile yapmayı. Niye hocam, hile mi? Ya arkadaşlar bakın, hani diyorsun ki bak senin söylediğine göre Teletubbies, senin söylediğine göre bak tekrardan okuyorum. Meşaleye yakın durup meşaleyi yere atıp taşla bile nişan alarak kaçıyorlar. O zaman oyunda kurtlardan hiçbir şekilde korkmamızın, ne bileyim kurtlara karşı hani hiç gerek yok. Hani o zaman ok yay kullanmamıza da gerek yok. Ok yay da yapmayalım. Çünkü kurtlar artık problem değil. Olmaması gereken bir şey bu. Ya bug olsun ya da olmasın. Yani biz arkadaşlar o zaman seyyahta açalım oynayalım yani o zaman yani. Niye mütecavız oynuyoruz biz? Oyunu zorlaştırmak, oyunun zorluklarını hissetmek, oyundaki işte hava soğukluğunun bize değmesini istememiz, oyunda az loot çıkmasını istememiz, kurtların bizi öldürme şansı olsun istememiz, ayıların bizi öldürme şansı olsun yani bunlar olsun yani. Eğer bunlar unsur olmayacaksa biz niye oynuyoruz oyunu? Seyyahta açıp oynayalım o zaman, gezelim yani. Seyyahta da kurt kaçıyor direkt yani. Ne uğraşacağım? Meşale atacakmışım ya, ne de üstüne totem yapacağım da oturacağım da kurt garanti kaçacak. Seyyah açarım. Kurtun üstüne yürürüm. Daha iyi yani. Ben oyunlarda hani bu tip açıklar olsa bile bug olsun olmasın oyunun yapısını bozacak olan elementleri kullanmayı sevmiyorum. Herhangi hiçbir oyunda sevmiyorum yani. Atıyorum Fallout'ta da mesela şöyle yaparsanız şurada çok işte su spam, şu fabrikayı kurunca, şu tesisi kurunca günde 500 tane su birikiyor. Bu suları gidip satıyorsunuz. Böylelikle işte 5 günde 10.000 dolar, 10.000 gazoz kapağı kazanıyorsunuz falan diye para hilesi falan yapma gibi şeyler de var mesela. Ben onları da yapıyorum Fallout'ta falan. Hiçbir oyunda bunu uygulamıyorum. Meşale sönsün, buradayız zaten. Burada kalacağız. Abi ne anladım yani? Anlatabiliyor muyum? Ben o işten ne anladım? Ben barutu burada yapabiliyor muyum ya? Yapamıyorum değil mi barutu? Barutu da şeyde yapmamız lazım. Bunu sevmiyorum yani. Ya başka yayıncılar yapıyor da siz yapabiliyorsun, yapın bu arada yani, yapmak istiyorsanız da yapın, uygulayın yani, beni çok alakadar etmiyor. Ama bence bu yani oyunun yapısını bozuyor. Hile yapmakla eşdeğer bir şey benim gözümde. Yani o zaman ne anlamı var? Mesela bu Forest'ta da ölümün bir yaptırımının olmaması canımı sıkıyor bir anda. Ölüyorum Forest'ta, Forest 2'de ölmüyorum aslında. Direkt kabilenin orada yakalanmış oluyorum falan filan. Bana zararı olmadı ki. Gidiyorum eşyamı alıyorum, kaçıyorum yine falan. Bana çok büyük bir zararı da olmadı yani falan. Ya o zaman falan ben sevmiyorum bu tip şey. Yani hayatta kalma oyunu gibi hissettirmiyor o yüzden. Mesela The Forest. Değil zaten de.
Oyuncu da dinlenince canlanmaması lazım. O hile değil mi? Arkadaşlar canınızın azal... Ebesinin nikahı olsun. Yani. Canınızın azaldığı oyunlarda bu aynı zamanda bir oyun. Yani canınız azaldığı zaman canınızı toplayabilmenizin de bir yolu olması lazım. Nasıl canınız olmuyor? Uyuyunca dinlenince canınızın artmaması. Lan... Bütün gün 12 saat işte gittin çalıştın. Yorgunsun, geberiksin. Uyudun bir 6 saat 7 saat uyuduktan sonra enerjin artmıyor mu senin gerçek hayatta? Nasıl salak saçma bir soru lan bu. Hani gerçek hayatta var olan bir şey de aynı zaman bu. Aynı zamanda mesela atıyorum hastanede bir operasyon geçirdin. Ameliyat oldun. Ameliyatın iyileşmesi için de bile doktorlar uyu. Burada uyuyacaksın. İyileşme sürecin hızlanacak diyor. Hani gerçek hayatta da karşılaşacak olacak. Olursa yine var zaten böyle bir şey. Aynı zamanda bu bir oyun yani. Hani dediğim gibi bir şeyler azalıyorsa bunları tekrar doldurmanın bir yolu olması lazım. Ve uykuda doğru bir mekanik yani bunun için. Ama işte bedeli de var mesela. Uyuyunca canın doluyor. Neden? Çünkü tok uyuyorsun. Aç uyursan canın dolmuyor ve azalıyor. Yeterli kaynağın varsa ve uyuyacak düzgün, güzel, safe bir yerin varsa ancak canını doldurabiliyorsun. Doğru oyun mekaniği. Uyumak yaralarımızı kapatmıyor mu? Yok. Ya, normalde de uyumasak da yaralarımız kapanır ama uyumak süreci hızlandırır. Dinlenmek süreci hızlandırır. Neden barut yapıyoruz? Bomba yapacağız, bombe. Sabah olsun. Can you eat trees? Bakalım, hadi bakalım. Şu an en azından kokmuyoruz, her şeyi yedik. Durulak, görüşürüz. Yine mesela uyuma mekanını deneyecek olursak mesela. Nereden geliyorsun yine sen ya? Sis olması kötü bir şey bu arada ya. İşimizi... Ha, tavşana gitmiş. Yoldan gidelim bakalım. Bunlar aşağıymış gibi duruyor açıkçası. Uyuma mekanına gelecek olursak mesela şu anda bizim sol alttaki 4 barımızda doluysa eğer hiçbiri azalmamışsa canımız sürekli saat başı %1 artıyor. %1. Tavşanları burada mı yiyorsunuz lan siz? Götü oğlan. Sen. Allah belasını versin. La bir kafana düzgün tut lan. İntikamımı alırım. İntikamımızı da aldık. Barut, bomba için barut lazım.
Bombe içinde BlackRock lazım yani, evet. Bombe, granade. El bombası yapacağız, ses bombası. Tam hatırlamıyorum nereden gitmem gerektiği konusunda da. Siz o yüzden burası kötü oldu biraz. Ama buluruz illa da. Yine de biraz üzülecek. Hah, gitti siz. Güzel. Burası kapalı diye hatırlıyorum. Ama buranın sol aşağısından da bir yere ulaşamıyoruz diye hatırlıyorum. Kibrit. Kaltrex'in gözü kibritte kaldı. Hemen anında geldi gerisi. Barut ile ateş yakamıyoruz. İşte kibrit olmadan barutu bir şekilde tetiklesek. Barutla ateş yakamazsınız. Yani ateşte kıvılcımı çıkaracak bir eşya lazım. Barutla ateş yakabilmen için kıvılcım çıkaracak oyunda eşya yok. Çakmak, kibrit ve şey, büyüteç. Barut hızlandırıcı bence iyi okey yani. Buranın çıkışı neredeydi ya? Dağlık bölgeye gitmemiz gerekiyor diye hatırlıyorum. Aşağıdan değil çünkü. İlk girdiğimiz yerde aşağıdan inip buraya çıkabiliyorduk. Galiba burası. Yok değil. Değil. Sen buraya nereden gidiyorduk? Sol tarafta mı? Mağara sol tarafta değil mi? Tamam. Ben mağara sağ tarafta diye hatırlıyorum da. Şu değil mi mağara? Tamam. Bu arada bizim orman asması... Ya arkadaş ya. Sen kaçtın değil mi güzel kız? Başka yerden alırız orman asması. Hatırlatın bana biraz daha. Burada buz mu çatlıyor lan? What the fuck? Mağara burada mı gidiyor? Bu ara burada olmasa da kurttan tavşana gidecek. Geyik var. Çok ihtiyacım yok gerçi şu an ama nice. Burada çıkıyor muydu ya? Burada çıkmıyordu bu arada bu. Spam yeri değişmiş bir tane bunun. Bunun spam yeri değişmiş. Burada çıkmıyordu. Benim videomda burası yok. Gardiyan geçidi yok.
Tüccarda spam yeri niye farklı oğlum ya? Saçma sapan ya. Kafanız mı güzel Rafael ya? Parçala şunu. Arkadaşlar bu sonradan eklendi. Normalde izleyiciydi sadece bu. Yakıt verimliliği 3 kat daha iyi bu arada bunun. Daha az ışık veriyor gibi ama yakıt verimliliği 3 kat daha iyi. O yüzden baya iyi bir fener yani. İkide bir yakıtımız bitmeyecek yani artık. Suyum yok ya. O biraz problem. Şunu içebilirim şu an ama. İleride üşürken bir ateş yakarız. O zaman su kaynatırız. Nice bu arada. Yerden sargı bezi almamaya özen gösteriyorum. Kendim yapabilirim çünkü. Bazı yerden aldığımız sargı bezleri özellikle Bozkurt Dağı'ndaki bug'la sarmıyor. Sonra kanamayı durduramıyorsun ve ölüyorsun falan filan. Gerek yok. Ya onu bir kere yaşadım, bir daha yaşadım. Burası çıkışa gidiyor gibi. Diğer taraf nereye gidiyor? Okey. Açıkçası burada olmasına birazcık sevindim. Çünkü gardiyan geçidi çok da uğramak zorunda olmadığınız... Uğramak istemeyeceğiniz yerlerden bir tanesi. O yüzden... Okey, bu taraf kestirme galiba burası. Nereye geldik oğlum? Orası buradan geliyorduk. Buraya çıkacağız. Galiba çünkü burası şekilli yer. Arka tarafta ne var? Bu diğer fenere göre bir ağır mıydı bir tık daha? Biraz... Yok değil. Bak fener azalmıyor ya, inanılmaz ya. Zaten bu feneri büteceğimizi ilk başta eklememleri çok büyük saçmalıktı zaten de. Bunun karşısında bir şey yok galiba. Bir yere çıkmıyor zaten. Anlaşıldığı kadar diyor da. Bakalım yani belki bir şey var diye. Bu mağara tasarımı güzel de buz mağarası olduğu için kömür çıkmıyor içinden hiç. Yani çok efektif güzel bir mağara değil. Güzel mağara da efektif değil hiç. Okey, bu kuzey bölgesi biraz daha güvenli bir bölge. Buradan aşağı atlamayalım. Oradan gidelim bir şeyler buluruz. %100 hakim olmadığım haritalarda her zaman için dolaşarak gitmek faydalıdır. Şimdi bu seride 200 güne geçtik arkadaşlar. 250. güne yaklaşıyoruz yavaş yavaş.
Hala bulamadığımız bir item var. İki item var daha doğrusu. Birisi el feneri. Diğeri ise tabanca. Fişek tabancası. Eskiden burada çıkma şansı vardı. Tam şu an bulunduğumuz haritada çıkma şansı vardı. Uçurumun altında. Oraya gideceğim. Çıkmazsa söveceğim. Çünkü yeter artık. Yeter yani. Sadece Bozkurt Dağı'nda mı çıkıyor artık yani fişek tabancası? Öyleyse bacağım girsin. Fişek tabancası da arkadaşlar bir sopa çıktı bana. Hiçbir yere çıkmadı bana ya. Her yere gezdik. Yüzde yüz gezdik bir de ya. Gezmediğim yer kalmadı ya. Bir Bozkurt Dağı var yani. Yok, randomize yaptılar Furkan. Biraz spam noktaları, çeşitli spam noktaları var artık yine fişek tabancasının ve yani biraz şans o da. Bir Bozkurt Dağı'ndaki garanti galiba. Orada bir zahmet garanti olsun yani. Havaya bir Bozkurt Dağı'na tırmandıktan sonra, bir havaya fişek tabancasıyla sıkamadıktan sonra niye tırmanıyoruz yani? Ben tavşan görmüştük biz ya. Tavşana kapan koyabilirdik oraya. Trende evet mesela. Orada çıkmasını ben istemiyorum açıkçası artık. Zaten de çok kolaylaştırıyor öyle. Gizemli gölde direkt fişek tabancasına da sahip olmuş oluyorsunuz. Çok rahatlıkla. O biraz bozuktu bence de. Şuradan ağaç var, orada ağacın üstünden çıkabilirim. Ha, çıkabilir miyim? Çıkamayabilirim. Çıkarım ya, ne demek? Çık lan. Çıkalım. Neyse, oyunu bozmayalım. Normalde bu tip şeyleri bozmayı severim. Buraya falan çıkmaya çalışırım da. 250. gün olunca harita dışına çıkarsak yanlışlıkla yanlışlıkla harita dışına çıkıp ölmek istemiyorum. Bu arada bu orası bence çok güzel bir yer. Bir tane tavşan avlayıp bir ateş yakıp çizim değil de su kaynatabiliriz. Hem de üşümemiş oluruz. Sokayım ona yani. Şu yukarıda ateş yakabilirim. Şurası güzel. Yok ya, barut kullan. Barut yapacak malzemem var. Bu ateşin süresini arttırdı. Sıcaklığını arttırmadı ne yazık ki. O yüzden bunları da atıyorum ısınmak için. Şurada bir yarım litre su kaynatalım. Tavşanı atalım. Diğer tavşanı öldürmeyeceğim çünkü diğer tavşanı kapan koyacağım yanına. Evet.
Ben içime su mu aldım lan? Evet. Güzel. Tavşan yanına gidelim. Kapağı koyalım gidelim. Güzel. Kasvetli körfezli yemek tarifi var bu arada. Aa böyle böyle bir yer var değil mi lan? Testere. Böyle bir yeri vardır unuttum ben ya. Burada da uyuyabilirmişiz yani. Olur. Birçok kuş burada kaçırıyor, buna gerek yok ya. Toplarız. Aceliz, uğraşmayalım o kadar. Yeterince ağırız zaten. Aslında koşuyoruz da çok da koşmam lazım ya. Daha halat tırmanacağız falan filan. Kahve de içebilirim. Ben içeyim bir tane kahve ya. Etkisini göstersin şimdi de. Otomatik yürümeye basayım, su katayım, kahveden içeyim biraz. Nightmare hocam hoş geldin, selamlar. Atlıya tırmanamayız ya. Tırmanırız. Yok hala gitmemiz gereken yere halatla gitmek zorunda değiliz. Fişek tabancasının olduğu yer halatın olduğu yerde. Halatla aşağı inip yukarı çıkacağız. Yukarıya eşyaları bırakırız. Aşağı ineriz yani. Ramponumuz da var. Hallederiz herhalde ya. Biraz yavaş bir yürüyüş olacak ama şu an önümüzdeki süreci biraz yavaş yürüyeceğiz. Yormayacağım kendime. Şu hasır atı yeme olayımı tek tek yiyoruz madem. Şu yürürken yiyebilsek keşke falan böyle. Kemirebilsem yolda. Kilo mu verdim? Verdim. Mayıs ayından beri 16 kilo verdim. Daha da vermem lazım. Daha hala şiş koyuz. Ama biraz kendime geldim evet.
Nasıl verdim? Yattım falan diyormuşum. Arkadaşlar öküz gibi su içmeniz gerekiyor. Bir, su içeceksiniz. Yani ağırlığınıza göre su içeceksiniz yani hani. Minimum 3 litre. Yani 3-4 arası su içmeniz lazım garanti. 3 litre ile 4 litre arası. Yediğinize biraz dikkat edin. Yani ben mesela bu 16 küreyi verirken şey yapmadım. Hani börek yemek istiyorsam yedim yani. İlla hani tamamen karbonhidratı hayatınızdan çıkarın falan filan diye değil de. En azından atıyorum. Börek yediyseniz hani kalorisinin yüksek olduğu bir şey yediyseniz daha fazla kalorisinin o gün başka kalorisi yüksek olan bir şey yemeyin en azından. Yani onunla ya yediğiniz o şekilde dikkat edin. Öküz gibi su için az da olsa egzersiz. Yani günlük hayatınıza böyle gidin de ne bileyim şunlar şu hareketleri yapın. Gidin yürüyüş yapın değil. En azından yani günlük hayatınıza bir egzersiz ekleyin. Atıyorum işe gidiyorsanız yürüyerek gidebiliyorsanız yani. Bazı işlerinizi arabayla gidiyorsanız yakın yerlere yürüyerek gidin falan. Ben mesela bisiklet aldım. Bisikletle gidiyorum işe. Yani 10 dakikaya gidiyorum bu arada. Hani toplasan günde 20 dakika bisiklet sürmüş oluyorum. Ama o bile hani fayda sağlıyor. Şimdi 3 litre az daha... demek ki az içiyorsun hala. Belki kilona göre daha az içiyor olabilirsin. Çok tabii çok yememen lazım. Abi yani ben de söylesem mesela sipariş versem Burger King'den 3 tane büyük menü söylesem 3'ünü de gömerim yani. Sonra ağlarım ya. Eh şiştim. Hani Allah belamı versin. Midem ağrıyor falan böyle gebirim. Mide spazmı geçiririm ondan sonra falan. Ama yerim yani hani. Ama işte yemiyor. Bir tane beni söylüyorsun falan. İlla yiyeceksin. Bisiklet almayı hep düşünüyorum da hep bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Azıcık sağlam bisiklet aldım. Ben bastım parayı valla. 7000 liraya bisiklet aldım ben. Benim kiloyu taşısın diye bayağı büyük sağlam bir canavar bisiklet aldım yani. Dağ bisikleti gibi bir şey aldım yani. Bisiklet sıkıntısı da yok yani. Akarı kokarı yok. Hesap yaptım çünkü. Ben işe minibüsle gidip gelsem zaten 6 ayda 6000 lira falan harcıyorum. Lan niye 6000 lirayı minibüse vereyim ki? 7000 lirayı vereyim bisiklete. Kârda olurum falan dedim yani. Yani param cebimde kalmış oluyor. Biz üzerine yani hem minibüse para vermedim hem de bisikletim oldu. Sat 5'e satarım falan yani. O yüzden güzel bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Ben burada bir ateş daha yakacağım bu arada. Aslında direkt burada değil de şu geyiğin yanında yakalım. Akşam 20'den sonra yemek yiyince genel pişmanlık hissi. 7'den sonra değil ya. Yani 10'da 11'de uyumuyorsanız 7'de falan yiyebilirsiniz yani. Yatmadan 4-5 saat önceden yemek yemekte sıkıntı yok. Yatmadan birkaç saat önce yiyorsanız o direkt kilo oluyor direkt. %100 kiloya dönüşüyor o. Ne yediyseniz kilo direkt yani yağ. Kamera haftaya geliyor gibi gözüküyor. Bir 7-10 günü var herhalde. Yurt dışından geliyor arkadaşlar. Ucuza denk getirdim ama yurt dışından geliyor. O yüzden... İnşallah sıkıntısız gelir. Bu beni ısıtıyor mu? Isıtıyor. Güzel. Oh! 2 kilo et var. Bazıların işte o metabolizmadan bir türlü değişmiyor. Günlük hayatınızda fazla hareket ediyorsunuzdur. Ve metabolizma hızınız, herkesin metabolizma hızı farklı yani. Almıyor. Mesela benim kardeşim de almıyor yani. Yemiyor, yemiyor yani. Yese de almıyor. Metabolizması hızlı. Bütün gün yatsa bile hiç kilo almıyor. Yese ve yatsa bile almıyor yani hiçbir şekilde. 20 vites vermişsin. Vites önemli değil ki o kadar.
Yani kilo alamayanlara ve kilo almak isteyenlere de en büyük tavsiyem, sağlıksız da olsa en güzel yöntem, yatmadan hemen önce yağlı yağlı bol bol şöyle güzel bir yağlı bir tost, yarım ekmek tost. Yoksa bir makarna falan, böyle yağlı, bol yağlı, salçalı güzel bir makarna, karbonhidrat. Abanın, bak bakayım kilo alabiliyor musunuz? Anında alırsınız. Sıkıyorsa almayın falan. Ha, sağlıksız bir kilo alma yöntemi, evet. Ama alırsınız ya. Kaçarı yok. Garanti. MNX patentli. Yani kilo alamayan, kilo alamıyorum diyen insan yoktur. Yeterince yemeyen insan vardır yani. Yayın başı telefon öldü, gittim yenisini aldım. Telefon mu aldın lan? Baldur yayını, evet. Geçmiş olsun. Güzel de bir yayın oldu da. YouTube'a gelecek en sonunda. Ya bugün şey oldu ya, Çinli geldi, yarı yarı İngilizce konuşuyor, böyle hani translate İngilizcesi konuşuyor falan filan. Dedi ki ben telefonumu kaybettim, burada var mı dedi, yok dedim. O zaman direkt belge çıkardı, ben bununla bu otobüs işte Fethiye seyahatle Denizli'den buraya geldim. Bu otobüste düşürmüş olabilirim, buna ulaşabilir misin benim için falan dedi. Tamam dedim, ne telefonu kaybettiniz dedi. iPhone 13 Pro kaybettim filan dedi, böyle dedim. Allah belanı versin dinleyenler. Ben insan iPhone'u kaybeder mi ya? Ya insan iPhone'u nasıl yani hani? Böbreğimden daha pahalı ya, ne demek yani? iPhone'u kaybediyorsun sen ya falan yani. Nasıl olabilir böyle bir şey yani? Bu nasıl bir lükstür, nasıl bir zenginliktir ya? Bana bahşiş ver bakayım, pezevenk filan dedim. Neyse, otobüs şoförü bu arada şey, yani insan çıktı, başka birisi olsa kesinlikle ceplerdi bu arada. Hani otogara falan da bırakmadı, direkt geldi. Gelmiş yani, ben söylemiştim, konuştum şoförle. Geldi, şeyi vermiş yani. Lan bir tane mermi koyar insan şunun içine ya, eyvallah bulduk da. Yani boş silah çıkıyor ya, şuraya bak ya. Arkadaşlar, bir tane mermi koysaydınız içine şunun bari. Neyse, Allah'tan benim bir tane mermim var ha bu arada. 85 yıl önce bulduğum, nereme soktuysam şu anda yok aslında. Şeyi de bıraktım galiba. Bir boka yaramayacak yani şu anda. Müthiş. Adam valla şoför gitti getirdi otele koydu yani. Geldi otele verdi yani direkt. Ben otogara bırakır diye düşünüyordum. Otogara da bıraktı. Geldi, üşenmedi, geldi yani. Helal olsun. Kaliteli adammış. Ben olsam ceplerdim falan demiş. Okey, biz bu yorgunlukla yukarı çıkamayabiliriz ama ya. Adrenalin kullansak mı? Ya da bir saat biz uyusak mı? Onu hiç buraya geri verdi. Bize verdi, evet. Verdi, biz de müşteriye verdik. Hayır, bir de şey yani, almak ise alırmış bana. Tuş kilidi falan yokmuş ha. Direkt telefon açık yani falan yani. Alıp fabrika ayarlarını çevirip kendisi kullanabilirmiş yani, çok rahat. Ben geçen çalıştığım yerde birisi unuttu, alıp sattım. Ha işte. Yeah what? Come on, little fire. Come on.
Daha vermedi. Çıkarken inşallah verir yani. İnşallah biraz bahşiş bırakır yani. Bırakmazsa arkasından söyleyeceğim çünkü yani. Aramızlıkım olsun, telefon boğazında kalsın filan direkten ilişeceğim yani. Bütün gece söveceğim. Yani bilirsiniz ne kadar cenabet olduğumu, benim beddualarım insanların boğazında kalır. Şanssızlığımı bir bulaştırdığımı var ya, ondan sonra hayatı boyunca çeker yani. Şurada bir 4 saat uyuyor. Yani cenabetliğimin onda birini şey yapmam yani. Cenabetliğimin onda birini yansıtmam yeterli yani. Ya gece seyredeceğim, niye kuzey ışığı çıkıyor ya? Şansımı sıçacağım. Gidiyorum ben. Ya kuzey ışığında niye rüzgar var? Canım iPhone unutulur mu ya? Nerede çalışıyordun? Yolun dışarısı uğrarım oraya, 3 kat katılırım inşallah hakkında. Ya şey hallederiz canım ya, belli bir ücret karşılığında falan demiş. Fethiye'de ya, Fethiye'de bir otelde çalışıyorum işte. Yani 1-200 euro çok para arkadaşlar, cidden yani. Hocam, aha doğru, Ahmet Bedirhan söylemiş, okey. Bedirhan yurt dışında, evet. Benim 200 lira benim 3 aylık kira. Bizim kaç aylık kira falan, he he falan. Çıktık, geberdik mi belli değil buraya. Bir şey oldu. Bir dakika. Tüh ya, yanlışlıkla elim sürçtü. Bir dakika lan, ben burada bu yataktan yatmışım. Benim uyku tulumum nerede oğlum? Ben mağarada uyudum mu ya? Ben burada uyudum sanırım. Tatlı vade falan mı kaldı benim büyük kutulumu? Göte gelir miyiz? Gelebiliriz ama şu an nerede unuttuğumu da bilmiyorum, o yüzden.
Yukarıda yok oğlum. Ha yukarı mı? Yukarı atmış olabilirim ben. Doğru. Doğru diyoruz. Doğru. Yukarı atmış olabilirim yukarıda. Ben okuyordum niye yukarı attım? Yukarı attıysam işte yani. O da bir gerizekalıdır da. Normalde çok dert etmem. Black Rock'ta uyuyacak yerler var ama şey sıkıntı var arkadaşlar. Black Rock'ta hapishanelerin içerisinde uyuyacak yer ayının arkasında. Hani. Hapishaneye sağlam gelirsem sıkıntı yok da hapishaneye sağlam gelmezsem sıkıntı var. Uyumam için problem yani. Ben 200 lira kaç tane eder diye bakıyordum vallahi kaçırdım. Çok ediyor çok. Türkiye'de ev kiraları kaç? Ya çok yerden yere değişiyor Türkiye. Bugün zaman çok yer kalkıyor ya. Bizim Fethiye'de... Ya... Yani... Gece konduya kiralasan 5000 lira verirsin yine. İnşallah burada olsun, dert olmasın. Bu da işte. Küçük bir kalp krizi geçirip sadece sıkıntı yok arkadaşlar. Bana uyuyacak yer lazım ya. Ne yazık ki buradan buradan başka bir mağara yok. Hep uzay ışıkları. Şöyle bir yerde bir mağara falan bulabilir miyiz acaba? Küçük bir kuytu bir mağara falan. Ne bileyim. Discord'tan bakacağım ya, merak ettim. Çünkü kuzey ışıklarında bozkurt hani Black Rock'a kuzey ışıklarına gitmek istemiyorum. Geçerlisi app'lerim var. Yok gibi duruyor. Yok gibi duruyor. Lakin araba var. Araba var. Arabada uyusak mı acaba? Gerçi
Yakacak odunum da yokmuş. Bir yere gitmek zorundayım o zaman. En yakın gidebileceğim güvenli yer yok. Şu an arkadaşlar biraz göte geldik ya. Gece yarısı. Şu ağaçlardan birisi sedirlerde sedir olarak kırılsa çok güzel olacak. Kırılmıyor lan onlar. Şu an bir sedir hayatımızı kurtarır ya. Aşağıda kaç sat ateş vardı? Aşağıda kaç saat ateş vardı ya? Daha var ya, ben burada zaman geçireceğim. Sabaha edebilirsek iyi olur. Hatta ve hatta. Yapacağız ya. O ateş yakın bir süre gider. Ha burada şey var. Okey okey. Burada çubuk var en azından. Benim için yeterli. Bu geceyi çıkarırsam yeter yani. Gitmek istememin sebebi kuzey ışıklarında bozuklukta yani Black Rock'ta çok fazla çubuk var. Ve kuzey ışıklarında Black Rock'ta şu an çıkmak istemiyorum yarı canına. O yüzden benim bu geceyi geçirmem lazım sadece. Ve burada geçirebiliriz. Herşiz hoş geldin. Bu da rahatlıkla geçirebiliriz. Evet. Biraz ısındım. Biraz su da kaynatalım. Çay falan yaparız. Bu ateş bize uzun süre yapıyor.
Okey. 4 saat daha uyuyorum. Şu an iyiyiz. Kuş kabuğundan çayları bayağı bir boşaltıyoruz aslında ama olsun. Sonuçta Black Rock'a sağlam gireceğiz. O da önemli. Yok, çizim görevlerinde Black Rock yok. Ama kule var. Sinyal kulesi. Yani o yüzden gideceğiz yani. Chat'e sordum Bozkurt'ta ama Black Rock'tu diye. Tatlı vadeyi bitirdikten sonra Black Rock'ı tercih etti. O yüzden. Yani durum halindeyiz ilk bu. Şurada bir şey var mı? Şurada suyu at, yalım seri bitsin de. Yemek var mı? Var, 19 tane sırası var. Bakın da rahatız. İyi de dinlendiğimiz için alt daha rahat çıkacağız artık. Güzel, iyiyiz, güzeliz, hoşuz, sağlamız. Hadi defolup gidelim. Kömür bitti. O biraz sıkıntı. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir miktar kömür bulacağız. Çok olmasa da hapishane madenlerinde yani gazlı madende çok kömür var zaten de. Hapishanenin madeninde de az da olsa kömür var. Yolduk mu kömür buluruz oradan. Şimdi amacım direkt bir tane kalabileceğimiz yakında bir yer var. İstasyon gibi bir şey. Hatta muhtemelen kuleyi orada tamir edeceğiz. Bilmiyorum orada mı oradayım bilmiyorum da bakarız. Bomba madeninde nasıl köpük? Evet çıkar. Valla rahat çıkıyor. Camış gibi çıkıyor. Taşıması problem orada. Yani oradan alıp kömürleri şeye getirmek bayağı problem. Eve getirmek problem. Evet efendim. Geldik Black Rock'a. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Denizci fişeklerini ilk defa adam akıllı kullanacağız herhalde burada. 4 tane de var yanımda. O yüzden en azından ilk etapta çok dert değil. Bozkurtlarla karşılaşmak bizim için çok dert değil.
Bu köprü kırık köprü vardı. Kullanamıyoruz. Bu köprüden geçemeyeceğiz. Kapalı öyle yani. Kapalı mı lan orası? Çok kapalı değil gibi lan sanki. Dur bakalım. Kapalı ya. Hikayede buradan geçemiyorduk. Aşağıda da kurt var. Normal kurt var şunun aşağısında. Bakalım kesme gibi bir şey bulabilir miyiz burada? Şuradan şuraya çıksak. Oyun görünmez duvar var. Ben buradan çıkarım da işte Rafael görünmez duvar koymuş diye vat. Buradan çıkabileceğim bir yer yok ne yazık ki. Bak burada da görünmez duvar var. Yani şurayı falan kullanıp çıkabiliriz belki ama yok yani yaptırmıyor. Yo what? Rafael. Sırf benim için oraya şey koymuş. Görünmez duvar koymuş. Aslında ot kurutucu çok ağır. Bomba için yapacağız işte. Yapacak bir şey yok yani. Hızlandırıcı değil. Bomba yapacağız ya. O yüzden taşıyoruz. Okey. Ok yay aldım yanıma. Buradaki kurt normal kurt. Normal kurtta şey kullanmak istemiyorum. Gerçi buradan buraya gelmiyor herhalde o kurt. O zaman bir şey kullanırız. Ya şu an kurt almaya gerek yok. Et almak istemiyorum. Yakında da çok fazla kurt var. Et, bu haritada da et taşımam kolay kolay ben. Gerek yok. Yeterince kurt var burada. Dursun diye ki ayarlayamayacağım. Hangi silinler orası? Tam önüm benim bozkurt spam noktası bu arada. Tam burası. Şimdi yanıma şey getirmedim. Hiç kablo, tesisat malzemesi getirmedim. Ben testere almadım değil mi yanıma? Okey, testerem de yok arkadaşlar şu an. Testere niye, nerede bıraktıysam bilmiyorum neyse. Gerçi bozkurt dağının yamacına bıraktım değil mi testereyi? İnşallah testere buluruz. Ya da 5 tane metal buluruz fark etmez ikisinden birisi. Birer saat uyumakla toplu uyumanın farkı var mı? Var. Var. Birer, her saat %1 veriyor. Her de ekstradan %1'lik olarak artıyor. Ne kadar saat uyursan o kadar ekstra artıyor. Mesela atıyorum. 1 saat uyudun %1 arttı. 2 saat uyudun %2 arttı. Artı 2 saat uyudun için artı %1 daha arttı. %3 artmış oldu falan tarzı öyle bir matematiksel bir şey var. Yani 10 saati birer saat uyumakla kazandığın kondisyonla 10 saati tek bir seferde uyumanın verdiği kondisyon farklı. Mümkünse tek seferde uyumak gerekiyor. Okey, direkt temel aletler sıkıntısı bitti. Çünkü bunu parçalarım, bunu alırım. Bir metal daha buldum mu?
hallederiz. Ki onu da bulduk. Tamam. Bup. Bup. Tamam. 5 tane metal çıktı bile. Buradaki arabalarda akü... İçeride akü var mı acaba? Bir bakalım da. Bunu bulmuşken bunu tahmin etsek ya. Kendimizi fener bulduk. Aşık olmuş. Eyvallah. Eyvallah. Gardiyan geçidi mağarasında çıktı arkadaşlar. Şimdi 3 sigorta ve 2 kabloya ihtiyacımız var. Bir sigorta ve bir kablo bulduk. Kablo tamam. Okuruz. Şu çorba güzel oldu. Kavanozunu bomba yaparız. Kavanozunu bomba yaparız. Kahve çok güzel oldu. Oh, sigortalar tamam. Akü bulmamız lazım. Normal fenerden farkı ne? 3 kat daha, neredeyse 3 kat daha az yakıt harcıyor. Akü de burada, tamam, hepsi buradaymış. Tabii şu an ağır olduğum için aküyü almayacağım da, yürütmeyecek çünkü hiç. Okay, başka bir şey yok burada. Okay, aküyü alabilirim. Yürüyemeyeceğiz ama... Ulan hiç yürüyemiyoruz lan, what the fuck. Bayağı iyi, bayağı iyi. Bunu böyle yaparak daha hızlı mı götürürüz, daha yavaş mı götürürüz ya? Galiba daha hızlı götürebiliriz. Mouse'um daha iyi olsa daha iyi olacak da. Hadi lan. Koyamıyor muyuz buraya? Taktiğim mi çalışmıyor taktiğim? Şimdi alamayacağım bir defa. Ver şunu. Koyayım. Abla alt tarafı 62 kilo taşıyorum. Bir şey olmaz ya. Alt tarafı sırtında bir buzdolabı var. Bir şey olmaz. Metal durum nasıl bu arada? Parçalamadım daha da. Load for much longer. Bir tane daha yok mu ya? Gece kuzu işe gelecek, evet. Çok problem değil. Bir tane metal yok mu ya? Allah'a billaha. Hava güzel bu arada ya, şey yapabilirim. Bunu parçalayabilirim. Yok, kül kanyonuna hiç gitmedik daha. Beni Urus hocam, hoş geldin. Selamlar.
Ne haber, nasılsın? Hoş geldin. Krebs'i de görüyorum bu arada. Selamlar. Arada bazıları da selam vermedim. Hoş geldiniz. Tatlı vardı da küçükmemişti. Sırf bir akü için bu istasyona gelmiştim. Buraya mı? What the fuck? Arabalara baksaydın ya. Okey. Artık kuzey ışıklarına eğer müsait olursak loot'a bakarız. Bütün kuleleri birlikte arkadaşlar resmi olarak bütün vericileri tabir etmiş olduk. Blackrock'taki verici de Blackrock, Kül Kanyonu ve Bozkurt Dağı'nı, Bozkurt Dağı'nı kapsıyor. Yani. Çok önemli değil ama. Belki güzel şeyler çıkabilir. Belki çubuk çıkar, belki güzel şeyler çıkar. Hayırlısı bakalım. Fener mi ver? Unutmayalım. Bilmem fener. Evet, şimdi ben şunu bir yiyeyim. Yiyecek malzemelerimiz var. Oyuna pirinç de getirin de kuru fasulye pilav yapalım ya. Bu nedir? Almamış bu güncelleme. Yarım olmuş. Peki arkadaşlar, size sorum. Günün sorusu, BlackRock'ta nerede pıtırcık çıkıyor? Günün sorusu. Ve ben bugün dula çıkmalı mıyım? Gerçi saat 11'e geliyor. O yüzden... Bilenler yorumlarda yazarsa YouTube'dan çok çok mutlu olurum. Efendim, ben kaçıyorum. Benim yorumları eksik etmiyorsunuz YouTube. Güzel, uzun bir bölüm oldu. Tatlı Vadi'yi bitirdik, çizimlerini. Şu anda Mütecavüz Günlükleri serimizde 228. gündeyiz. Dile kolay. BlackRock'a geldik. Çizimlerde... Tariflerde 3 eksiğimiz var. Tamamlayacağız. İncelenen konumlarda sadece 2 yer kaldı. Bozkurt Dağı ve Kül Kanyonu. BlackRock'a da tabii ki de keşfedeceğiz. Ama çizmeyeceğiz. Ama Polaroid bulursak çizeriz. Balıkçılık hala 2 level yazık rezil lüsfa. Tüfekçilik tabi bulduk. 4 olacak muhtemelen. Bir bakayım. Evet 4 oluyor. Tüfekçilik de 4 olacak. İnanılmaz. Peki. Durum hal vaziyet budur efendim. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın YouTube. Görüşmek üzere.